Sevgili Johnlar, merhaba. Size Alanya Seyir Terası hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Alanya'yı çok geniş açıdan kuş bakışı seyredebileceğiniz, denizden 650 metre yükseklikte çok güzel bir alan ve bölgesinde oturma alanları, piknik masaları, büfe ve çay bahçeleri var. Bu bölgede brunch olarak sunulan sabah kahvaltısı gerçekten çok hoş ve çok revaçta. Kademeli olarak inşa edilen seyir terası, Alanya'nın farklı açılardan izlenmesini sağlıyor. Ve bu da insanlara ayrı bir keyif veriyor. İlçede iki dönemdir belediye başkanlığı yapmakta olan Adem Murat Yücel'in talimatıyla, seyir terası Tavşan Damı mevkiine şehrin her yerinden görülen 9 adet 20 metrelik bayrak direği dikilmiş. Vatanın birliğini ve bölünmez bütünlüğünü ifade eden ay yıldızlı Türk bayraklarımız, dikildiği tarihten itibaren şehrin semalarında dalgalanmaya başlamış. Devlet Bahçeli yaşam alanı olarak da bilinen Alanya Seyir Terası, ilçede yer alan Büyük Hasbahçe Mahallesi içerisinde bulunuyor. Alanya ilçe merkezine sadece 5 kilometre mesafede. Ulaşımı asfalt yolla rahat ve kolay. Buraya gelmek isteyenler şehir içi otobüs hatlarını kullanabilirler. Özel araçlarıyla gelmek isteyenlerin de Keykubat Bulvarı'na, yani Antalya-Mersin Karayolu'nu izlemeleri gerekiyor. Yol üzerinde tabelayla girişi var. Buradan tabelalar izlenerek seyir terasına ulaşılabilir. Seyir terasının yakınlarında ücretsiz otopark da var. Alanya Seyir Terası ücretsiz olarak girilecek alanlardan bir tanesi. Buraya günün her saatinde giriş yapılabilir. Ülkemizin en önemli turizm noktalarından birisi olan Alanya'da bulunan seyir terası, insanların ilçe manzarasını izlemesine imkan vermekte. Kademeli olarak inşa edilmesi, Alanya'nın farklı açılardan izlenmesini de sağlıyor. Ve bu da insanlara ayrı bir keyif veriyor. Alanya Seyir Terası sahip olduğu önemli özelliklere rağmen yeteri kadar tanınmıyor maalesef. Buraya ilk defa gelen kişilerin ortak görüşü, reklamının çok daha iyi yapılması gerektiği yönünde. Bildiği üzere Alanya, yabancı turistlerin uğrak noktalarının başında geliyor. Hatta bazı turistler buraya yerleşmişler ve bu da Alanya'yı daha özel yapmakta. Tüm bu özelliklerinin yanında Akdeniz ile doğal güzellikler de eklenince Alanya çok daha özel bir konuma yükselmekte. Alanya'nın denize yakın noktasına değil, denizden yaklaşık 650 metre yüksekliğe sahip bir tepesine inşa edilen seyir terası, kentin kuş bakışı olarak izlenmesini sağlıyor. Ve yeşille mavinin bütün tonlarını buradan görmeyi mümkün kılıyor. Şimdi çekmiş olduğum kamera görüntülerini izlemenize sunuyorum. Birlikte gezelim. Burası Alanya'nın seyir terası olarak nitelendirilen bölgesi. Akşamüstü 12 Haziran bugün ve hava oldukça sıcaktı. Daha hala sıcaklık hissediliyor. Alanya'nın seyir terası denen yerdeyiz. En üst noktasındayız. Burası Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından yapılmış bahçeli yaşam alanı. Evet. Yaşam alanı diye bir taşa sormuş, nedir bu diye. Muhteşem bir görüntü. Tamam. Hadi sen de. Daha iyi ayakta sonra ver bakalım. Hadi oye. Şimdi
Seyir terasından, en tepeden, zirveden Alanya'nın görünüşü. Sol taraf, liman bölümü. Yarımada'nın sol tarafı, oba. Sağ tarafı, Kleopatra plajının olduğu bölge. Atatürk, pardon, öğretmen evi de, Alanya öğretmen evi de o tarafta. Sol taraf, Mersin istikametine giden kesim. Oba Mahallesi, Tosmur, Kesmel, Gazi Paşa, Mersin devam ediyor. Sağ taraf, Antalya istikametine devam eden yer. Evet, güneş de battı sanıyorum, güneş. Akşamın hüznü çöktü her tarafa. Evet, Alanya bu işte, bu kadar arkadaşlar. Alanya'dan sevgiler, yorumlarınızı bekliyorum. Alanya, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından yaptırılmış olan Devlet Bahçeli Yaşam Merkezi. Yaşam alanı, pardon. Türk bayrağımızı göstereyim. Akşam oldu, güneş battı ama gökyüzünde hala böyle bulutlar var. Çok enteresan bir gün. Seyir terası olarak adlandırılıyor aynı zamanda burası. Hiç düşündüğüm gibi geçmedi. Seyir terasında, en tepede bulunan bir restoran, kafe. Paylaşalım, olur. Doymasak yine getirtiriz. Evet. Arkadaşlar, bana teşekkür etmeniz lazım şimdi. Sizden özel bir teşekkür bekliyorum. Alanya'nın muhteşem bir görüntüsünü gönderiyorum size. Akşam oldu. Akşam olsa diyordun. Bak yine oldu akşam. Ufuktaki kandilini kısarak. Ne kadar güzel oldu hem de. Müzik de şahane. Evet, Alanya'dan sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere.